Expo TV'de seçim özel röportajlarımız devam ediyor. Expo TV ekibi olarak bugün Aksaray'ın Güzelyurt ilçesindeyiz ve yanımızda İyi Parti Güzelyurt ilçe belediye başkan adayı Sayın Hazim Turan var. Sayın Turan, öncelikle teşekkür ediyoruz efendim bizi kabul ettiğiniz için. Güzelyurt ilçesinde İyi Parti'den belediye başkan adayı olarak sahada seçim çalışmalarınızı yürütüyorsunuz ve seçime de sayılı günler kaldı. Efendim, şu an için hem seçim bölgenizin sorunlarına değinecek olursanız hem de seçim çalışmalarınızı ele alacak olursanız bize neler aktarırsınız? Öncelikle bize böyle bir fırsat verdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Sesimden dolayı da izleyicilerden özür diliyorum. Geçmiş olsun. Sağ olun. Güzelyurt ilçemizi az çok Aksaray'ın her insanı tanır. Aksaray'ın tek turistik ilçesidir ama turizmden hiç nasibini alamayan ilçesidir. Güzelyurt hizmete aç, hizmetten yoksun bırakılmış bir ilçedir. Bunu Güzelyurt'u bir turladığınız zaman sizler de çok rahat görebilirsiniz. Güzelyurt'u hedeflerimiz, Güzelyurt'un eksiklerini, ihtiyaçlarını, Güzelyurt halkının ihmal edilmişliğini ortadan kaldırıp Güzelyurt halkının refah düzeyini yükseltecek, Güzelyurt'u hizmete doyuracak projelerimiz var. Bu projelerimizi ilçe halkımız çok iyi biliyor. Bunları yapacağımızı da bizim sözümüzün senet olduğunu, bizim neleri yaptığımızı, neleri de başaracağımızı çok iyi bilirler. İnşallah teveccühleri bizden yana olursa hizmetleri yapacağız, insanlarımızı mutlu edeceğiz. Peki efendim, Güzelyurt ilçesinde İyi Parti olarak hizmet öncelikleriniz neler olacak? Birazcık da seçim vaatlerinize değinecek olursak neler söylersiniz? Öncelikle seçim vaatlerim olarak dediğim gibi projelerimde de belirttim. En büyük önceliğim Güzelyurt ilçesinde mahallelerin birbirinden uzak olması nedeniyle insanlarımızın birbirlerine ulaşım imkanı yok. Yani bir şehir içi minibüsümüz bile yok. İnsanlarımız, kenar kıyı mahalledeki insanlarımız bir şeyi alacaklarsa eşlerinin gelmesini veya arabası olan bir ahbaplarının, dostlarının kendilerini merkeze getirmesini bekliyorlar. Bu bizim içimizi üzen, acıtan bir olay. İlk çözeceğimiz problemimiz bu. İkincisi, köylümüzün, yani köylerimizin, çiftçimizin diyeyim daha doğrusu, çiftçimizin tarım için kullanması gereken bir göletimiz var. Göleti Allah'ın takdirine bırakıyoruz. Yağmur yağarsa, kar yağarsa dolacak diye. Göleti destekleyici bir su projesi üretilmemiş. Biz su projemizi hayata geçireceğiz ve göletimizi suyla doldurup çiftçilerimizin yüzünü güldüreceğiz. Ha, bunun dışında ihmal edilmiş bayanlarımız, kadın aktivite merkezimizi yapacağız. Kadınlarımız, bayanlarımız, genç kızlarımız hem ihtiyaçlarını giderecekler, spor yapacaklar, yüzme yapacaklar, hem lokalinden faydalanacaklar hem de gerek bayanlarımıza gerek gençlerimize etkinlik kursları açacağız. Bu sayede bu insanlarımıza da hizmet vermiş olacağız. Geçmiş dönemde Kudret Bey, eski belediye başkanımız, Kudret Bey'in başlattığı hatta yarıya kadar getirdiği iki proje var. Biliyorsunuz siyasette ha o başlattıysa ben yapmam projesi atıl hale getirilmiş kültür merkezi ve arıtma tesislerini yapıp bizim siyasetteki anlayışımızı görmeleri için de o işleri başlatan, projelendiren, temelini atan Kudret Bey'i çağırıp kurdelesinde ona kestireceğiz kısmetse. Biz Allah kısmet ederse bu memlekette en büyük ihtiyaç olan turizm yatırımlarına önem vereceğiz. Turizmi, Aksaray'ı biliyorsunuz ki Ihlara Vadimiz var ama maalesef herkes Ihlara Vadisi'ni Nevşehir'in bir parçası olarak görüyor. Aslında biliyorsunuz ki Aksaray'ın, Güzelyurt'un havzası içerisinde. Göreme'de ki bildiğim kadarıyla 3 veya 4 tane kilise var. Ama çok güzel, helal olsun, tebrik ediyorum Göremelileri. Güzel lanse etmişler ama 93 tane kilisesi olan, Ortodoksluk dininin kurulduğu merkez olan Güzelyurt'umuzun maalesef ki
tanıtımı olmadığı için turizmdeki payı çok düşük. Çok, bu bizi üzen şeyler. Turizmde hak ettiğimiz noktaya kısmetse ilçemizi getireceğiz. Birçok projemiz var. Ha, birçok derken başta da söylediğim gibi Güzelyurt 10 yıldır ihmal edilmiş. Hiçbir şey yapılmamış. Yapılmadığı için yollarımız berbat. Hala insanlarımız asbestli borulardan su içiyor. Biliyorsunuz asbestli borular Avrupa'da da tamamen yasaklandı. Türkiye'de de büyük oranda değiştirildi. Hala bu suyu kanserojen olan asbestli borulardan akan suyu temiz borularla değiştireceğiz. Yani yeraltı şebekesine önem vereceğiz. Anlatmakla bitmez. Sizi herhalde bir gün falan anlatırım. Bir gün dinleme vaktiniz de olmaz. O nedenle ben bunların öncelikli olduğunu söylüyorum. Ama projelerimiz asla bitmeyecek. Ha şunu antiparantez belirteyim. Güzelyurt Devlet Hastanesi var. Ama maalesef devlet hastanesi değil artık. Güzelyurtlum da bunu çok iyi biliyor. Entegre hastane olma vasfıyla Gülağaç Hastanesi'ne bağlanmış. Doktoru yok. Laboratuvarı olmayan. Vatandaş gittiği zaman sadece ambulansıyla, 112 vasıtasıyla Aksaray'a veya Gülağaç'a hasta sevk eden bir merkez haline getirilmiş olan devlet hastanemizi eski devlet hastanesi haline getireceğiz. Ha bunu diyeceksiniz ki belediye başkanı olarak nasıl yapacaksınız? Güzelyurtluyu sağlık müdürlüğünün kapısına yığacağım. Ya bunu yapacaklar ya da yapacaklar. Alternatif bırakmayacağım. Peki efendim, aktardığınız bilgilere teşekkür ediyoruz. Röportajımızı sonlandırırken 31 Mart yerel seçimlerine yönelik Güzelyurt seçmenine nasıl bir mesaj vermek istersiniz? Benim vermek istediğim mesaj şudur. Şayet yapılan hizmetlerden memnunsanız Ünal Bey'e, memnun değilseniz kalan iki adaydan sizin mantığınıza uyan, verdiği sözleri tutar, sözüne sadık olan bu adamdır dediğiniz adaya oy verin. Haberin detayı anadoluekspres.com.tr'de. Bizi takip edin, haberiniz olsun.